Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve ta'ala İmam-ı Kuşayri'nin ilimlerinden hammamızga manfaat versin. Keyingi istilah zavq ve şurb deyildi. Zavq bu tatış degani, biz dilimizdeki meze kılış manası demez. Zavq bu tatış. Tezavvuk. Şurb bu içiş. Bu manevi nerseler yani. O'sha qalbda muhabbatni paydo bo'lishi, o'shandan bir ma'nolarni his qilish, o'shandan lazzat olish, shundan to'yinish. Ularni gaplaridan, tasavvuf ahlining gaplarini orasida keladigan so'zlardan biri zavq va shurbdir deydilar. Bu bilan ular tajallining samaralaridan topgan narsalar, kashflarning natijalari va to'satdan kelgan voridotlarning natijalaridan topgan narsalarini iroda qiladilar. Birinchi zavq bo'ladi, keyin shurb ichish bo'ladi, keyin qonish bo'ladi. Roy deydi, qoyish, qonish, suvdan qonish. Tajallining samaralari degani nima bo'ladi? Tajalli o'zi nima desa, tajalli bir narsaning ochilishi. Allah Teala'dan bende tamamen bendenin kalbine malum manalarının açılışı, hakikatlerinin açılışı. O kalpte buladı. Taşkarda sigorçgen adam buladı bu. Üç fitmeydi. Ya da adam olmaydı, sigorçgen adam buladı. Taşkarda karesiz farklılamaysız. O ruhaniyette kalpte keşedi bu manalar. Hadis-i şerifte Allah Teala ayetledi ki, فَاِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ فَاِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ Benden, ben özü içinde zikir kılsa, ben hem özüm zikir kılamam. Cemaani içinde zikir kılsa, onlardan afzal cemaanin içinde zikir kılamam diye. Ulamalar dediler ki, şu cemaanin içinde zikir kılsa, ondan afzal cemaanin içinde zikir kılamam diye. Kime aitken dese, periştelerin melevul alanı aitken. Uzun huzurdaki yukarı makam periştelerini aldı da, kimi ki Allah subhanahu ve ta'ala'nı bendeleri içinde zikir kısa, o şey bendeleri uyarıda zikir kılar. Bu periştelar kim Allah kimini köp zikir kısa, o şeyini yakışık olup kalışı. Keyin Osman periştelar birbirine o şey adam hakkında yapıladı. Falan için Allah yakışık olarken köp zikir kılar. Osmon farishtalar yerga tushib, yerdagilar chiqib almashadi-yu, tun bilan kunda. O'shanda ular bir-birlariga eshitiradilar. Keyin u farishtalar yer ahli farishtalariga ham tarqaladi o'sha xabar. Falonchini Alloh yaxshi ko'rar ekanligi. Keyin u farishtalar har bir insonni ilhom beruvchi farishtalari bo'ladi yonida, vasvasa qiluvchi jinni bilan birga. Ilhom beruvchi farishtalariga ham yetkazishadi. Keyin u farishtalar o'zini kishisiga o'sha odamning muhabbatini ilhom qilishi. Shundan keyin u odamni yer yuzidagilar yaxshi ko'radi. Shunday hosil bo'ldi. O'shuning uchun solihlarni yaxshi ko'rishi e'tiborli. Bir insonni ko'pchilik yaxshi ko'rsanglar, u Alloh yaxshi ko'rgan bo'lavermaydi. Odamlar mesihni mashhur tushdi. O'shuning uchun solihlarni yaxshi ko'rishi e'tiborli, chunki u farishtaning ilhomidan yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rishi Allohni yaxshi ko'rishidan kelib chiqqan bo'ladi. Yuqorida aytganimiz tartib. Kimiki bendem, kaysa bir bendem meni adamlarının arasında zikir kısa bendelerimin arasında cemaatte ben onu onlardan göre yaxşı cemaatte zikir kılamam diye. Şimdi özü içinde zikir kısa çiğ meni, özü nefside istese çiğ. Min hem özüm isteyimine, karıştırlarla ilan kılmasından. Ulamalı ayet dedi ki, cemaatte zikir kılınken kılgı uçu kişilerini, zikrini Allah cemaatte kılgeni uçun, yeryüzünde o adamın kabul paydağı oladı. Adamlar onu yaxşı göredi, köyünü düşerdi. Ama İkinci adam kalbinde zikir kılardı, zahırdanız. Adamlar gelmez, özü zikir kılardı. Allah Ta'ala hem onu özü zikir kılardı. Allah'ın özü zikir kılgenin neticesi ne oladı? Cemaada zikir kılgenin neticesi o kişiye muhabbet kuyuldu. Özü zikir kılgenin neticesini mi oladı dese, ortadan perde götürürlerdi. Kalbi zikri köp adamını ortasından perde götürürlerdi Allah'ını. Allah bilan uni to'sirgan bardalar ko'tarildi. Rasul akram alayhi salot va salam Allohni to'sig'i ham nur dedi. Ajab u nur. Ko'tariladi, ko'tarilgan nimadan bilinadi? U oxiratga o'tib qolmaydi odam, bu odam shu dunyoda qoladi, u yuradi shu yerda.
Lekin qalbi oxiratga ochiladi. Alloh bilan uni o'rtasidagi pardani ko'tarilgani nima bilan bilinadi? Alloh taoloning ma'rifati ko'p hosil bo'ladi, bog'lanish kuchayadi, Allohni ko'proq tanib boradi va muhabbati o'rniydi. Hatto ko'rishi mumkin qalbi bilan deydi sifatlari. Mana shu pardalarni ko'tarilishi bandan bilan Allohning o'rtasidan qalbi Alloh taologa yuzlanishi va to'la muhabbat bilan band bo'lishi va Alloh taoloning sifatlarini ko'ra borishi shu holat kishida hosil bo'larkan shuni tajalli deyiladi. Tajalli degani shu. Shu tajallining samaralaridan topgan narsalaridan zavq deyishadi ular. Palonchi zavq egasi degani tajallidan kelgan ma'nolarni, ma'rifatlarni, huzurini topgan odam. Xolisat ibn Malik roziyallohu anhu ni hadislarida men kunduzlarimni bedor roza bilan o'tkazdim, tunlarimni bedor qildim, tanamni qiynab o'zimni qiynab bo'lsam degan ma'noda. Oxiri shunday bir yaqinga erishdimki, go'yoki Robbimning arshini ochiq ko'rdim deganlar. Jannat ahlini jannatda bir-birlarini ziyorat qilayotganlarini ko'ryapman, do'zax ahlini dodvoylarini ko'ryapman, eshityapman. Shunday bo'lsa, a'rofta falzam, ma'rifatga yetishsan, bardavom bo'lgin deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana shu tajalli bo'ladi shu. U kishini aytgan so'zlar shu zavqdan shu. O'sha shurubdan. Faqat o'sha ma'nolarni kasb qilib, shulardan huzur olish darajasi turlicha bo'ladi. Ya'ni ko'tarilib, yuksalib boradi. Shunga qarab turlicha nom qo'yishgan keyin. Bu kashflarning natijasi va voridotlar qalbga keladigan ma'nolarni bavadih degani to'satdan kelgan ma'nolardan kelib chiqadi o'sha holat. Endi birinchi zavq bo'ladi, keyin shurub bo'ladi, keyin ray bo'ladi. Deyaptilar. Allohning sifatlarini his qilish, masalan, siz bismillahirrohmanirrohim degan paytda Alloh rahmlidir deysa, o gap u. E'tiqodda agar o'qigan bo'lsangiz, e'tiqod, aqida, lekin his qilmaysiz. Yo'q. Ko'pimiz his qilmaganmiz. U his boshqa narsa, qalb bilan buni idrok qilish boshqa narsa. Bizga xotiraga, aqlga yaqinlashtirishni aytaman. Masalan, onam mehribon menga deysiz. Masalan, onangiz ertalab bizga choy tayyorlab bersa, kechqurun kelsangiz, bolam yaxshi keldingmi deb peshonangizni o'pib kutib olsa, so'rda uxlab qolsangiz olib kirib, ustingizga yopib qo'ysa, mehrini, mehribonligini, siz namunalarini ko'rasiz. O'sha narsalardan mehribonligini bilasiz, to'g'rimi? Lekin onangizni qalbidan o'tayotgan o'sha mehrni his qilasizmi yo'qmi? Vaqt keladi, inson his qiladi. Bu mana u ustingizga yopib qo'yganidan bilganingiz Xolisi so'raganidan bilganingiz bu idrok bu, his emas. Bu zohiriy alomatlardan mehribonligini idrok qilish. Ammo onaning mehrini sog'ingan paytingizda, misol uchun, yoyinki onangizni oldiga borib bir bag'rizga bosgan paytingizda his qilasiz. Hali hech narsa qilmay turib. Bola onaga ko'proq talpinadi ko'pincha, o'sha his qilgandan bo'ladi o'zi. His qiladi. Ana shu hisni, onani mehrini his qiladi inson. Yoyinki muhabbatni ham his qilishingiz mumkin. O'rtog'ingiz sizni yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rishini his qilasiz. Bu o'sha qalb bilan idrok qilinadigan narsalar, ma'nolar. Endi Alloh subhanahu va taoloning mehribonligini Rahmanur Rahim bilan boshlagan Qur'on Karim. Rahmatini biz rahmat Alloh rahmat qurshida Ramazonda tushadi, ziyoda bo'ladi doim Ramazonda. Boshqa vaqtda Alloh rahmat qurshab turadi, hamma narsani deymiz, to'g'rimi? Dunyo va oxiratni qamraydi deb gapiramiz. Yoyinki Allohning rahmatidan bizga shunday narsa bo'ldi deb aytamiz. Alomatlaridan. Ammo rahmatni o'zini his qilish bormi tasarruflarida? U alohida narsa bo'ladi u. O'sha qalb bilan idrok, qalb bilan yetib borish u narsaga u alohida maqom bo'ladi. Bu kishi tekkan tajalliylarining samarati o'sha sifatlarini his qilish, Allohning qohirligini his qilish. Sifatlarni hammasini aytishingiz mumkin. Mag'firat egasi ekanini, sabur ekanini, halim ekani, qator sifatlari. E'tiqodda o'qishingiz boshqa narsa, Qur'onni o'qib tushunib shunaqa ekanda deyishingiz boshqa narsa. Lekin qalbingizdan buni his qilish umuman boshqa narsa. U e'tiqod kitobini 100 yil o'qisangiz ham chiqmaydi u. Qur'onni 1000 marta xatm qilsangiz ham chiqmaydi u.
Eğer şu zahiri bilen toktasın. O, şu manalarının batınıya girişi bilen, kalb bilen Allah'a bağlanış arkaliğine yetip gelen insan. Kalb bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın tasarrufunu kuledi. Allah'ın tasarrufunu hız kıledi. Mehribanlığını hem hız kıledi. Keşerimliliğini hem hemen sıfatlarını bende hız kıledi. Bütün dünyadaki insanlarda ve başka mevcudatlarda geçirken hemen haletler Allah Ta'ala'nın isim ve sıfatlarının faaliyetinden ibaret. Onu yaratsa, halıklığı faaliyette olur. Öldürse, öldürücülüğü muhiyi ve mumit mi? Rızk bediyken olsa, razzaklığı. Bendeler günah kılıp, ulaga yine rızk kip durgen olsa, halimliği. Bu hakkızı. Bunu düşünce sıfatı da alış başkanırsa, kalben idrak kılıp, kalben hız kılış, umumen başkanırsa. Ele şu kalben hız kılış sıfatlarını, şu tecelliyat değil. Kalbiye tecelli kıldı diyeni şu bu. Bundan kişide marifet hasıl bulur. Siz Allah-u Teala'nın Rahim diyen ismini bilmezsen, rahmetini hız kılışınız mümkün değil. Bazı bir isimlerinin, sıfatlarının sözünü işitmeyen siz. Lekin kalp o şey sıfatlarını görür. Bana şunu tecelli değil. Şundan hasıl bulan mananı, halatını zavuk deyişir. Şimdi dediler ki, فَصَفَ وَمُعَامَلَاتِهِمْ Onlarının muamelelerinin safliği, onlarının manalarının zevkini, muamelesinin safliği. Muamelenin safliği ne bu? Sıdkı teveccüh diye. Allah Ta'ala'ya yüzlenişinin sadık buluşu. Hakiki yürekten yüzleniş, kalp tübüden yüzleniş. Türlü alakalarını hemen çekeye çıkarıp, türlü mülahazalarını hemen çekeye çıkarıp, itibarda almasan, o cüzdan çekeye atıp, yalnız Allah'a yüzlense kalp. Hani şu adamın muamelesi sadık böyle. Peki yani de başka derselerden bu sadık mı mıydı? Neden ben kendim için kılımın? Anam hırsan bularken deyip kılımın. Şunu kısam alın bulamayken. Anam onu kısam menge ilim hasıl olarken. Degen türlü mülahazeler var o insanın meniden, menfaatinden hep çıkartıyor. Bir ortasından bir zerre kalsa muamele sahibim böyle. Manalarını, biz yukarıda etken, manalarını, sıfatlarını zevk kılış, kaydan kep çıkardı dese, muamelenin safligiden kep çıkardı. Allah'a bugün muamelenin safligiden kep çıkardı. Şunun için tasavvufuna yetişken ki, 2000 yakın tarifine yetişken ulamalar. Hulase-i kelamı 2000 yavusun yiyem. Sıdkı teveccüh ile Allah. Allah'a sadıklık bile yüzlenmiş şu. Az yine zerrenin zerresini zerresçe kişide Allah'dan başka nasibe kalan olsa o sadık bulamaydı. Muamelesi saf bulamaydı. Bizim müşkilimiz şu yerde. Dinge emel kılamıyoruz. Lakin teveccühümüz, yüzlenişimiz 100% bulamaydı. Yanında ne kadar dur bulamaydı da. Şundan bizi kalbimizde keyin hakiki marifet hasıl bulamaydı. 50 yıl kitap okusundan hasıl bulamaydı. Marifet başka nasıl o. Hemen harfı verilir. Muamelelerinin safligi ularga o'sha ma'nolarini zavq qilishni kasb qiladi. Va wafa'u munazalatihim yujibu lahum ash-shurb. Munazalatdan murod har bir maqomni qaysi maqomga yetsa, har bir maqomni haqqini to'la ado qilib o'tish. Wafa'u munazalatdan murod. Wafa'u munazalatdan murod nima? Har bir maqomni taqvomi taqvoni maromiga yetkazish. Zuhdmi zuhdni maromiga yetkazish. Har bir maqomni o'zini maromiga yetkazib o'tish. Ana shu narsani maromiga yetkazganlaridan vafosidan degani. Ularga shurb holati hosil bo'ladi. Va davomu muvosalatihim degani ya'ni doimiy bardavom bo'lishlari Allohga nisbatan yaqinlashishdi. Alloh taologa yaqinlik hosil qilishda bardavom bo'lishlari. Ularda qonish darajasini olib keladi oxir. Bardavom bo'lish nima degani? Hattoyinki foni bo'lib, foniyligidan ham foni bo'lguncha. Ya'ni masalan, kishi o'zida zuhud maqomini hosil qildi. Men zohir bo'ldim deb qaramaydi. Davom etaveradi. O'zida go'zal axloqlarni kasb qiladi. Men falon axloqlarga kasb, axloqlarni o'zimda kasb qildim deb qaramaydi o'ziga. Oldiga qarab ketaveradi. Umuman o'zidagi borlig'idagi narsalarni ham eslamay qo'yadi. Oxir foni bo'ladi. Biz yuqorida fanoda aytganimiz. Fani bo'lgandan keyin fana ul fana bor. Faniyligidan ham fani bo'ladi. Faniyligi ham o'zini esga kelmay qoladi. Uni ham e'tibor tushadi. Ya'ni faniyligini ham e'tibor qolmaydi.
Ana şu muvasalat deyip şunu dedi, bar devamlı. Şunun neticesinde ki ular o şu manalardan kanıkış hasıl kılıyken derece getirip barış. Yani toy, o şu manalarda toyun edildi. Elbette tohtasın boldu deyip kalır diyen demez o. Yani istiyor ama toyun edildi. Zavuk egesi mütesakirdir. Yukarıdaki mestane, tola mest mest. Mest nema, mestamuz. Zavuk egesi mest nema, tola mest mest. Şurb egesi bosa, o mest rasmana. Ama ri egesi bosa, o yana sahuye kuşurluk kaytken olan. Şimdi bu nima bilen bolad? Yani kişi uzun bilen uzun meşgul oladı, uzun üstünde terbiye kıladı. Zikir bilen meşgul oladı, kalbi tazelendi, ruhu yükselip var oladı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri ilgeç bilen oladı fakat bu. Fakat bu yerde farkı batın bilen ilgeç oladı. Zahir ve batın bilen. Fakat zahirin özü bilenmez. Yani her bir amelini zahirge hem ilgeçiz, batınge hem ilgeçiz. Yani batını da hem Resulullah'a ilgeçiz. Biz bunu bilmediğimiz sözde, iş harekette ve halde ilgeçiz. Mutabak. Secde kılıyım ben. Barmağlarım hem az kıbleye kadar duruşu, burnum hem pişenem hem tekişi. Yedi süre gün beden kıbleye kadar secde kılışım. Bu fiilde ilgeçiş. Subhan Rabbiyel Alem'e yetişim sözde ilgeçiş. Şu peyitte hakisarlık bütün vücudumu kamrat alış. Dolayısıyla teslimiyet vücudumda hasıl buluşu bu halde ilgeçiş. Halde hem ilgeçiş hasıl olması fiildeki sözdeki ilgeçiş semere vermiyor. Ana şu ilgeçiden yukarıdaki zevk haleti ondan dolayı kişi mesleki otur sükür haleti hasıl buladı. O adam şurp haleti, şurp egesi değildi. Yani göğen kim içken diye. Yani bu zevk tatip görgen adam. Az yine şirakayıp. Şurp, rasmanı içiş. O rasmanı kayıp. Ri, kangen adam o bökü içken adam. Düşündünüz mü? Çünkü o şenden kıyas kılıp şu üçer derecene alışken. Bu zevk bulan şurp, sukurunu dereceleri. Sukurundaki dereceler. Şimdi sukur ve sahun dereceleri. Kemalige etken de şarap, kişi hoşyarlıkı kaydedi. Hoşyarlıkı kaydedi ne olur? Kişi özü bilen özü meşgul bulu diyor. Özü bilen özü meşgul bulup barıp özünü ıslah kılıp. Tuğla kişi ruhaniyeti tazelengende, kalbi tazelengende. Sünnetke öz özden amel kıladığına adam gelengen bulur. Zahru batında. Mesela biz hazır Euzu billahi mineşşeytanirracim deyip kıraat başlasa kalbimiz geri yakılışı mümkün. Dup et. Beni mehtese diye diyenler. Güneşi ötemiz aşım bile. Çünkü kalbimiz halı da zoruma geldi. Doğru mu? Bıra mesela menesemizi sonrası benim mümkün, benim mümkün, zahir buluşsun, bir ilişkiyle deyip ikilerini veremez. Lakin ala olur dedi, fırsattan biri ala olur mu? Sen, şartta. Demek bizde halı bakıllık, kalbimizde halı muhabbet var. Halı tabiye tapışmamız gerek. Bir mumun biraderimiz bile biz menfaatimiz dokunaşıp olsa özümüzü birinci oranına koyarız. Elbette. Ben şu yüklü kim götürür deyse, siz götürür, siz tasır deyiz. Nerede varsa kim götürür, siz olamayın deyiz. Tenk öresi o deyiz. Yok siz durun, ben götüremem deyizken halat geçişinizde hala anca var. O yüzden kılıp kişi özünü terbiyeyle bargen de, kalbiden o manalar yukarıdaki etkenimizdeki. Kalbi tazelengen de, öz asli kalp Allah'ın körü alış gerek. Fakat perde tartılgen bulundu. Ve o şey nefsinin neticesi de, hatalarının neticesi de. O şey asli halatı kaytada halas, bir nesil, bir kette nesil elenip etmeye de insan. Asliye kaytada halas. Göyen ki siz aldığınızda ayna, aynanın kir çırkılıp rasvasını çıkarıp organsınız. Şunu artı yapsız halas. Yani ayna eserkeniz yok. Şunu artıp tazelip asli halıya kaytarız halas. Allah yaratken fitretki. O şey halatı kaytken de kişi sünnetke tuğla amel kıladırken bu ne duvarda. O adam da indi haligi manalar, yangi manalar, tecelliyatlar bulsa ham endi o'zini yo'qotmaydi. Çünkü ruh eski asli tabiiy quvvatga qaytgan bo'ladi. Endi o'zini yo'qotmaydi. O manolarni idrok qilaveradi, Allohning sifatlarini his qilaveradi, lekin uni ruhi uni ko'taradi. O tashqaridan mashg'ul bo'lmasdan turib tajalliyotni ko'taradigan bo'ldi. Ana shuni keyin sahu, ya'ni hushyorlik holati deydi. Bu to'la axloqi Muhammadiyya hosil bo'lgan bo'ladi. Kechqurun Rabbim meni yediradi, ichiradi dedilar tungi namozda, kechasi ibodat. İki kıl tafsir kılışken. Hakikatta cennette avukat gelen mi ki Meryem anamızı yıkayın da kal.
Yayın ki Allah'ın zikrinden, özel avukatından bir hacet kaledigen ve kuvvetini hasıl kaledigen. Köfra ulamalar şu ikincisine şikayet edin. Allah'ın münacat eden özü hasıl böyle. Adamlar bile o da bile adi adam olup yaşa vurgenler. Aleyhissalatu vesselam. Ama Allah subhanehu ve ta'ala'dan bir lahza ayrılmayan kalbiler. Ana şu kemal mekamı kısaplanadı. Ahlakı Muhammediye şunda hasıl bu yanlar. Bu yukarı derece böyle. Yani kimliki muhabbeti küçeyse tesermede şurbuhu. Onu şurbu yani şu manevi tecelliyatlarını kesip kalışı berdevam böyle. Kimde o sıfat berdevam bolsa o şey şurb yani sıfkarış. Manalarını sıfkarış. Onge meslek getirmeydi. Maskele de nasıl diyeyim az güne içki adam darol kayıp olup kaladı. İçe vursa kayıp kumya koyar diyor az güne. Çünkü okşayken ruhunun kuvveti küçeygen de den çünkü okşatışı yaptı. Ruhunun kuvveti küçeygen de o şey manevi onda yükseliş bulu oradı. Yenge manalarını kıskalı oradı. Yenge keşifler onda bulu oradı. Hatta mesela cennet dozağı diyen görüşü mümkün, başka diyen görüşü mümkün kalp bile. Ahiret alanını görüşü mümkün, arvalarını görgenler, ruhlarını gerçekleşirler. Öte sihra ulemaların arasında. Tabirlerden tartıp, sahabelerden tartıp var. Tahsil kimi koyadı, adı yok kalıdı. O şimdi manalar onge keşf bugün takdirde hem o adam o şun bile meşgul olup ya ki ondan bir dehşetke düşüp uzun yok atadığın hala. Fakana sahiyen degeni şu, sahiyen bilhak. Allah subhanehu ve ta'ala bilen o hışyar kutuladı dayı. Barcha nasibadan foniy bo'lgan bo'ladi. Birorta nasiba qolmaydi Allohdan boshqa unda. Unga kelayotgan voridlar bilan u o'zgarmaydi, ta'sirlanmaydi, undan uni holati boshqa holatga o'tmaydi. Kimniki sirri, ya'ni botini, ichki olami sof bo'lsa, unga kelayotgan shurb ichimlik, ma'naviy ichimlik bulg'anmasdan keladi. Kimniki g'izosi o'sha sharob bo'ladigan bo'lsa, kimniki g'izosi yemagi quvvati o'sha sharobdan bo'ladigan bo'lsa, u sharobsiz turolmaydigan bo'lib qoladi. Yuqoriga aytganda Qur'onda misolida. Undan boshqa narsa unda qolmaydi. Imom Ibn Qayyim aytganlarki, Ibn Taymiya alayhi rahmat har kuni bomdoddan keyin o'tirib, choshgohgacha zikr qiladi. Keyin turib darsga o'tardi. Nonushta qilmasdi degan. Aytardiki, meni kuvvetim şu derken. Eğer şu çarşıya geçer zikirimi kılmasam, kuvvetim getip kalır. Tenenin kuvveti hem ruhani meşgulattan, ruhani ibadetten koyar. Tenen hem kuvveti alır da şu ruhun kuvvetinden. Nalıştanın uğruna bir zikir koyar. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Fatime radiyallahu anh'a kegenler çoğru sorar. Hazreti Ali'nin tavsiyesi bilen. Barıp çoğru sorarken Resulullah'dan senga cho'rilardan bo'lsa, xizmatkorlardan bo'lsa bersinlar. Qo'llari qadoq bo'lib ketgan chunki Fatima roziyallohu anha suv tashib yonki kelcha tuyib qo'llari qadoq bo'lib ketgan. Qiynalayapman degani shu qiyinchiliklaringni yarmini qo'lingdan oladi xodim bersin deganlar. Rasulullohga borib aytganda, borib aytaman desalar u kishi yo'q ekanlar. Oysha roziyallohu anhaga aytib qaytib ketdilar. Fatima roziyallohu anha Ki Resulullah keseler keçkulun Ayşe radiyallahu anh'a şunu hikaye yaptılar. Abi Fatime geldi yu, hadim soradı. Hadime soradı. Şunda o kişi vardılar Fatime radiyallahu anh'a yüge. Orası yakındı uz. Öyler keçkine bugün. Hazreti Ali'ye dediler, Resulullah kirip geldiler, keçkulun. Ornumuzdan turamız diyorduk, ikelemiz yatıylar, cahiller dediler de aramızı yıkılıp oturdular. Ayağlarını muz deliği köksümge tekip savunu kıs kıldım dediler. Ve sizler hadım soruyor sizler mi dediler. Ha. O şey soru gelin yüzden yakışın dersen ayıtayım mı sizler dediler. Hadımdan. Keçkurun caizge etken peyitinizde 33 mette Subhanallah, 33 mette Elhamdülillah, 34 mette Allahu Ekber deyin. Hadımdan yakışı bulan diyen. İmam Ahmet ne o başkalarını rivayette ki. Bu ne diyen? Hadımını İşini kılışça, siz de mesela kuvvet etmeye kalıyor, kıyneli yapsın, zikirini kılayım, hadımın ihtiyaç kalmıyor, kuvvetini belirli diye. Bu savab için de mi yaptılar? Hadımın oranını basadılar. Elbette acil buluşu buladı, lakin hadımın oranını, hadımdan yakışınırsan ayıtayım mı deyip şunu oraya tüket geldiler. Demek şu zikirlerinin özüden, kişi eğer hakiki kalbi bağlanıp zikir kılsa Allah ki, şularının özüden katta kuvvet alır. Bir hacikemiz Kur'an-ı Kerim'ini yaklediler. Yaşları 50'ye borgen.
Tuğla yatlayıptılar. 50 yaşta. Bu biz eşit koyar diyen, kulağımızı yok koyuyorlar diyen dersi. Özü doktor. Bugün geplerse oldu, mübarek bat kalıp etti ki, asır geçe işleyemem dedi. İşte aileliği, balacak aileliği. Biz borçluyken bekar çıkmaz. O kişi bırakardı, biz borçluya bir yere yatmıyorduk, kurt bulduk. Bak yaptı ailenle, işleyemedi. Asır geçe, işleyi kılıyordu. Geçmeyi bağlı ki, mescidde kerenen, zikir kılınan, giyen Kur'an'ı yadlaşıyor düşünme. Başta bir betten bulup, giyen iki betke çıkıp, 15 barada 4 bet 5 betken çıkıp 20 barada 25 barada gidip 9 betten yatlar tuhafın. 9 betten bir günde. Ayette ki mübarek bat kısam her günü erteler 100 salavat etmem. 1000 te. 100 salavat 1000 te. 1000 te salavat etmem. Yine bir kança doğu zikirler var. Cuma günü 10.000 te etmem. Rabiülevvel ayında her günü 10.000 teden 300.000 te ettim salavat. Biz etmemiz ki zikir kısa ders hakkı edelim. Ne kalmaz? Aynı şu zikir, aynı şu ibadet kişiye kuvvet verir. Aynı şu bereket verir. Şunu berekatı bulsa gerek dedi ki. Salavatını berekatı, zikirini berekatı. Minte, her gün minte istiğfar ederken, her gün minte salavat. Çünkü minte minte o. Bizdeki de 30'da, 30 demez, 30 üst demez zikirler. Minte minte zikir eti yaptı ve gündüzü bölen işler. Asırdan ki bana kutan göçü okup yaptılar koyup kullandı. O işe müddette 9 bet yaptılar. Yaşı 50'de şu zikirini kuvveti şu. Şu kalp Allah'a bağlan gelenin bilgisi şu. Kelle kurulmaz kere, kalp kuruş kere yatlamayken bozsa. İlim kirmeyken bozsa, marifet kirmeyken bozsa, Kur'an yatlamayken bozsa günahımızdan boladı. İstiğfarını köpeğe yetiş gerek. Minte minte istiğfara yetiş gerek. İstiğfar diyeyim çünkü ki tılını özü bilinmez. Özü yakışmalarını istiğfara et koyu oluyor demez. Nümak kılıp, kayısı günahım ki istiğfara yetiştirken diyetten değil bittes. Eğer şu duygu kıyam olsa, ben şu duygunu özü gelmeliyorum diye sopa etiş gerek. Adam özü günahım var mı ki beni degen adam, şu duygu kıyam olsa şu duygu diye sopa etiş gerek. En kette sopa etiş gerek şimdi. Her bir nikah izge sopa etiş. Her bir kulak izi nefesizge, her bir nefesizde kulaktan kirgen nesek sopa etiş. Tilizde her bir hareketi ki sopa etiş. Hareket kımaga payeti gelmiş sopa etiş gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Tarafına kirip çıkan da gufrana kadar yemler, geçirgen mağfiretini soruyor ben de yemler. Ne demek ki? Tirlere zikirden tohtu gelin uç. Kalp tohtu gelin şunu diyeyim. Tirlere tohtu gelin uçun istiğfar etkenler. Tarafından çık. Tirlimizi yaman söz etkenemez, zikirden tohtu gelin gelin istiğfar gerekiyoruz. Ana şunu diye kılıp, hali iki şey ettiler ben gel, bugün yaklaştım. Cüde kursam buldum, her cevap yazgenim yok. Peki bir de zor nüktene etti ki, Mingte istiğfar, mingte salavat, yani mingte tahlilden var, yani birkaç zikirler var. O zikirlerini kılsa, hazır mesela bir adam işleyken olsa bir işte yüz istiğfar edin siz vaktim yok da değildi o. O iş bilen şu zikirlerini kılıp Kur'an yatılıp da asır bilen kutan ortasında. Bunun ihlas gerek, muhabbet gerek, azim gerek, Allah'a bağlanış gerek. Hem afetimiz Allah'ın zülgenliğimizdir. Ele şu, kişide kuvvet verir. Kimniki muhabbeti kuchli mana shu xos sifati bardavom bo'lsa bu kimniki dedilar botini sof bo'lsa unga kelayotgan shur bulg'anmasdan keladi deyaptilarmi ana shunday keladi ana shunday ilm hosil bo'ladi kuch qur'onni istagan qur'on hosil bo'ladi yana boshqa ma'rifatlar hosil bo'ladi ko'pincha oriflar o'zlarida hosil bo'lgan ma'rifatlarni aytib berolmaydi Köpünce tıla aciz olup kalan. Hemesini ayet veriyorum. Ayet verirken bir üçünü ayet edip kalanını ayet veriyorum dedi. Lekin o yüzden o şu marifat hasıl buladı. O şu marifat onu tasarruf kıladı ki. Marifat diye karar özünü tasarruf kıladı o adam. Bu kişiye tepkiler ki kim ne ki şarabı eğer onge azı kop kalsa usus turamaya kaladı. Ha ana şu zikirsiz turamaya kaladı yani İbn-i Temmiye aleyhirrahman. Ondan kuvvet alışı, Hazreti Ali'nin kuvvet alışı Kuvvet alıp ağzı koyup koyandan gelin şu, usus duramıyor kalır. O da karakam hem Kur'an'dan lezzet alıp, usus duramıyor diye mi koyandık? Bu hem mesela berdevamlıktan hasıl olur. O muhabbet bilen hasıl olur. Bu beyt şunu diye koyalım. İnnemel ke'sura da'un beynene fe izâ mâ lem tezukha lem na'iş. Şiirini şekli okuşturken iş gerek. Gafır koymaz gerek. Bu vazni şunu diye. İnnemel ke'sura da'un beynene فَاِذَا مَا لَمْ نَذُقْهَا لَمْ نَعِيشْ Ayet dediler ki, kâs, yani kadah, şarap doldururken kadah, aramızda bir rezaattır. Yani ona süt belgendiği gel. Eğer o işte sütünü içmesek yaşar mıyız?
deb aytadilar. Yana boshqalari aytadi ki, muhabbatni sharob qilib qadah ustiga qadah ustimi ust qo'yib ichdim. Sharob ham tugamadi, men ham qonolmadim. Ya'ni kishi muhabbat lazzatini topib qolsa qonmaydi. O'ziyodi bo'lib bo'ladi. Shuning uchun ulamolar aytganki, muhaqqiqlar bu yerdagi ri qoniqishdan murod to'xtash emas, bu yetar deb to'xtash emas. Balki to'yinish ma'nosi. Kishi o'sha ma'nolar bilan to'yinishi. Ammo yana istoradi u. Shuning uchun Hazrat Naqshband aytganlar, agar osmondagi yulduzlar qadah bo'lib qo'yib bersa, oshiq to'ymaydi degan. Yahyo ibn Muaz Razi Abu Yazid Bastomiyga bir maktub yo'llab aytgan ekanlarki, mana shu o'rinda o'zlari turgan maqom aytibdi. Mana shu o'rinda kimiki qadah icharkan, undan keyin qaytib chanqoqni his qilmaydi deb yozibdi. Yosa Abu Yazid aytgan ekanlarki, bu holning, bu odamning holining zaifligidan men hayronman. Bu yerda bu darajaga yetganda kishi agar borliqning dengizlarini simirib yuborsa, yana bormi deb og'zini lang ochib turaveradi. Faqir degani og'zini ochib turgan. Og'zini ochib yana bormi deb ochib turadi-yu, shuni faqir deydi. Yana bormi deb og'zini ochib turadigan holda bo'ladi, to'ymaydi. Yahyo ibn Muaz ri holatiga yetganda kishi to'yinib qolar ekan desa, yo'q, to'yinmaydi, balki qoniqib bir yo'li istamay qolar ekan degan ma'noda aytsa, yo'q, unaqa emas. Chanqamay qolar ekan desa, chanqamaydi emas. Chanqog'i to'xtamaydigan bo'lib qoladi. To'yinadi, lekin chanqog'i to'xtamaydi. Ichaveradi, ichaveradi. U degani u kishi ma'rifatga, tajalliyotga, o'sha ma'naviy fayzu futuhga to'ymaydi. Ammo to'yingan bo'ladi, ya'ni to'yinish ma'nosi qaysi ma'noda to'lgan bo'ladi. Ammo bo'ldi yetadi deb to'xtamaydi. Shuni yana ziyoda istoladi deb aytgan ekanlar. Bilginki deb yana aytadilar, ta'kidlab, qurbatning qadahlari g'aybdan zohir bo'ladi. Bu qadahlar ozod ruhlarga, barcha narsalardan ozod bo'lgan ruhlarga gina aylantiriladi. Qurbatning Alloh taolaga yaqin bo'lishning sharoblari g'aybdan keladi, ya'ni laduniy bo'ladi. Allohning huzuridan keladi, siz uni tortib ololmaysiz. Buyurtma berib ololmaysiz. Ya'ni bir o'zingiz bir narsa harakat bilan kasb qila olmaysiz. G'aybdan Alloh o'zi beradi uni. Lekin kimga beradi? Sirri, ya'ni qalbi ozod bo'lgan kishilarga, ruhi Allohdan boshqa hamma narsalardan forig bo'lgan kishilargagina beriladi. Qadahlar aylantiriladi. Hammaga aylantirilmaydi. Qalbi Allohdan boshqadan bo'shagan, ruhi Allohdan boshqadan ozod bo'lgan kishilargagina aylantiriladi u qadahlar. Bu mana shu qadah, sharob degan so'zlarini tushunmaganlar, xudosizlar yoki o'shunaqa qabildagi odamlar buni rost ma'noda o'sha o'zlarini qarichi bilan o'lchab, o'zlarini tushunchasi bilan talqin qilishgan. Shu o'rinda bir gap, Umar Hayyomning ham shunaqa baytlari bor. To'g'rirog'i Umar Hayyomga mansub shunday baytlar bor. Umar Hayyom asl shoir bo'lgan emas. Tabiiy ilmlar olimi bo'lgan. Falakiyot, riyoziyot ilmlarini olimi bo'lgan. Taqvim yaratgan, taqvimi mana bu bizning taqvimdan daqiq deydi. Hozirgi merozi taqvim bormi? Gregorian. Gregorianning taqvimidan ko'ra daqiq bo'lgan deydi. Men o'zim bilmayman, unga aqlim yetmaydi, lekin shunday o'qiganman. Umar Hayyomni taqvimi shunaqa daqiq bo'lgan. Olim bo'lgan, aniq fanlar olimi bo'lgan. Imom G'azzoliy ham ko'rishganlar Umar Hayyom bilan. O'ta inji odam ekan. O'ta taqvoli odam bo'lgan, zohid odam bo'lgan Umar Hayyom. Taqvosi zohidligi o'ta balandligidan kelib gaplashish qiyin odam bo'lgan. Biroq kelib gaplashishga qiynalgan. Ilm odami bo'lgan u shu bilan birga. Ko'p ro'za tutadigan, zohid, o'ta taqvoli inson bo'lgan, kayf qiladigan, alkash odam bo'lgan emas, yoki shakkok bo'lgan emas, haligi qazo va qadarga tashlatadigan. Azalda loyimni qorganda Xudo deb aytgan she'ri bor. Xudo bilardi, nimaga meni endi o'zi jazolaydi degan ma'nodagi shakkok gaplarni ham bu aytgan emas. Umar Hayyomga nisbat berilgan riboylar qaydan kelgan? Umar Hayyomni riboylari chop qilingan kitoblarni ochsangiz, aytishganki, Umar Hayyomni bizga eng qiziq tomoni shuki, shunday o'tkir falsafiy, o'ta bir yuqori darajadagi she'rlarni yozib turib, biror marta shoirlikni da'vo qilmagan. U shoir bo'lmagan o'zi asl. U she'rlar qaydan kelgan bo'lmasa?
Merhayam özü yayınki Merhayam'ı nuskasını köçürgeller. Oşa aliye anıq fanlar kitablarını atılabıya. Zavku kiyen bayitte adı bazen eşitken, yatılagan şeylerini ya ki eşitken şeylerini yazıp koyuşken. Bana size, bana yazıp koyup bana uzun kitabımı atılabıya. İsim kiyen geplen. Navay'ın şiirini yazıp koyup ben kuşa aliyin arası ki. Ateyken bayitimde isim kip dursun diye. Şuna kadar özleri zavk için. Çünkü anıq fanlar bile şugurlanan adam gahada çerçesi. Adabi meseleler bilen bir özünü çalgıdık iskisi, o şey aptalı da şiirlerini okur, şuna kılışken. Şuna lezzet alışken. Bu adli adabi zavuk için kılınken. Garp birin çoğulu Müslümanlardan maktutatlarının kol yazmalarını okuyorken de en birinci itibar kılgenin anık farlar bu yani. Anık farlarını, maktutatlarını, kol yazmalarını okuyorken. O şende Umar Hayyam'ın eserleri hem var yani. O payette Garp'da bu çirkev saltanatı yıkıtılıp yenge fen tarafdarları bugün mütefekkir faylasuflar tamamından takdim kılınken yenge nizam yolu koyulgen bugün. Onge göre anık fenler ilahileştirilgen göre anki yani anık fenler ulgulengen. Ama dünyanın saadeti anık fende anık fenler ulgulengen aksige ki aldınge çirke onu aksige aldınge çirke o anık fenlerini yaksan kılgen. Müslümanlardan organik bir girişken için anık fenlerini. Sizler kafirden narsasını alıp gidiyor sen diye. Biz de kalpa kıymet ediyor. Çünkü o şeyden terzide alışırken. Alışıp kançasını yok açışken. Alımlarını, anık fanlı alımlarını. Ahir anık fanlı alımları var. Mütefekkirler galiba kazan geldiğinden ki. Özünü diyarında müstahkem olup ki etrafı yürüyüş kılıyor. Yürüyüş kılıyor da ula anık fanlarını o da kette itibar bilen organ geldiler. O için şu bilen ular devletini kazan geldiler var. Şu bilen halkın saadetini kefaletlegenler için öz nezlerdi. Anık fenlerine katta itibar kılışken. Basıp organ yerleri de anık fenge dair kitaplarını alıp getip organı boşanı köpleri uzun namından çıkarken. Yayın ki rastlan nasıl kılıp Polancı'nın namından çıkarışken. Şimdi anık fenlerinin arasında Umar Hayyam'ın kitapları katta uğrunu tutken. Çünkü o anık fenler bilen gene şugurlanken. Mesela İbn Sina anık fenlerde yapılışı mümkün. Lekin asasen felsefede Beyruni anık fenlerine gelir bugün. Umar Hayyam işte anık fanlı egesi oluyor. Çünkü onun kitapları orta katta itibar bile organize. Organize yetse, orta diye fan dair eserini organize, hoş yetse de yine nimelerdir türüptü. Bunda okup görse, tercüme kılse, mayi vina diye tercüme oluyor. May deyse vina. Falan maşukka mesela yar deyse, mesela maşukka diye tercüme kılınken. O biz babagan o deyişken ki. Keyin anık fanlarını ulug'laydigan bir cemiyette anık fan egeleri mana shunaqa kayıp sapa bilan bo'lgan deb o'sha kishining nomidan chiqarish uchun Umar Hayyomni nomidan haligi she'rlarini taqdim qilishgan ki. Umar Hayyom o'zi yozgan emas uni. Umar Hayyom yo adam ba'dan ko'chirib yozgan bo'lishi mumkin yoki Umar Hayyomni nusxasiga kimdir ko'chirib yozgan bo'ladi. O she'rlarni o'zi Umar Hayyom yozgan emas chunki tarixda birorta shoir yo'qki bitta janrda yozgan. Faqat Ruboiy yozgan shoir yo'q, faqat g'azal yozgan shoir yo'q, faqat qit'a yozgan shoir yo'q, faqat qasida yozgan shoir yo'q, dunyoda bunaqa shoir bo'lmaydi. Ruboiy yozgan odam g'azal ham yozadi, g'azal yozgan odam ruboiy ham yozadi. Odam she'r yozsa, unga kelgan ilhom bo'lgan o'sha ruboiylardagi yetuk balog'at egasi bitta janrda she'r yozib o'lib ketishi mumkin emas. Keyin Umar Hayyom ham aqlli odam. Agar devon tuzmoqchi bo'lsa, alohida yozadi uni. Matematikani atrofiga, taqvim atrofiga yozib qo'ymasdan. O'shuning uchun Umar Hayyomni Duboylar nashr qilingan o'zimizdagi asarlarda yoshli kunda o'qiganman, 30 yildan oldin. O'shunda aytishganki, eng qizig'i shuki, Umar Hayyom shoirlikni da'vo qilmagan. Deydi. Yana bitta gapi shuki, Umar Hayyomdan birinchi nashr qilingan, g'arbda nashr qilingan ruboiylari, masalan, adad esimda yo'q, 34 ta edi. Hozir 78 taga chiqqan deydi. Qolganini qo'shib o'rgan, qaydan ruboiyda bo'lsa, Umar Hayyomga qo'shib berish o'rgan. Yana bunun dalillaridan bittasi İbn Sino'nun baytlaridan, ruboiylaridan bittasi ham Umar Hayyom bir nechtasi Umar Hayyom ustida dedilar. Asli İbn Sino'niki. Demak, Umar Hayyom tashqaridan kelgan mani yozgan she'rni. Keyin u boshqa she'r yozgan emas. Odam masalan she'r yozgan odam biladi. Hech qachon bitta janrda yoza olmaydi shoir. Albatta bir necha janrlarda yozadi. Keyin malakasi hosil bo'ladi va o'zi unga kelgan ilhom bitta janrga sig'maydi. Endi ular Umar Hayyomni aniq fanlar egasi bo'lgani nuqtai nazaridan ulug'lab turib, o'sha ulug'lashni yonida o'zlarini o'sha buzuq
maishat parastlik kabi sapolarini taqdim qilishgan. Shu bilan keyin kishilarni adashtirishga bir vasila qilishgan bu. Mubashir Tarozi Alloh rahmat qilsin hazrat yozganlar. Mubashir Tarozi buni ilmiy isbotlagan. Katta bir konferensiyada ulamolarga o'qib eshittirgan o'zining ilmiy maqolasini va ulamolar e'tirof etishgan. O'zimizda bir adabiyot o'qituvchisiga buni aytsam, "Ya, bo'lishi mumkin emas edi, bu bo'lgan" dedim. Shunaqa bo'lgan. Umar Hayyom orqasidan qancha odam doktorlik olib, akademik bo'lib non yeyapti, deyuda, yesayveradi. Yesayveradi, lekin voqelik shu deb aytganmiz. Ya'ni o'sha ulamolarni o'sha ba'zi bir shu may va hokazo yor jonon degan so'zlarini bu adabiyotchilarni, tasavvufchilarni buzuq niyatdagi odamlar o'zlarini yo'nalishiga ishlatishgan. Navoiyniki ham shunaqa qilishgan. Guli degan bitta qiz bor ekan, uni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Navoiy vazir bo'libdi, 60 ga kelibdi, o'sha Gulini topolmasdan o'lib ketibdilar. Shunaqa qilib tasvirlashgan bu yerda o'zlarini buzuqligi, maishat varasligi, alkashligini oqlash uchun bularning nomlarini bulg'ashgan. Ammo haqiqat biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ular boshqa niyatda, boshqa mazmunda yozganlar. Shuning uchun ularning she'rlarini o'qilgan paytda, she'rlari o'qilgan yoki ularning she'rlarini bir kuyga solishgan paytda, kuylashgan paytda odamlar yig'lagan. G'ozgilarda qo'nga tushgan emas. Chunki ulardagi asl mazmunlarni fahmlashgan. Endi inshaalloh keyingi safar mahv va isbot. Hozircha shu subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.